amcanın depremin olacağı gece hastalandı. Kova hastası. Ondan sonra çocuk battaniyenin arasında adam çağırdı. Bunu götürdüler hastaneye. Ben tekim evden. İşte bir buçukta komşu geldi. Ne geldi? Oturduk. Dedim ki hakkınıza illet gel bize yat dediler komşular. Yok dedim. Ne yatım? Ben dedim affedersin sıkı sıkı tuvalete gidiyorum dedim. Oğlum rahatsız olur. Bir buçukta yattım ben. İşte ondan sonra depremden uyandım tekim. Benim şu tuvardan işte böyle küçük benim de yoktum. Buradan o tarafa çarpıyor, buradan o tarafa çarpıyor. Şaşırdığımdan bir şey edemiyorum. Ranzanın üstünden kuşlar, yastıklar, her şeyler başımdan uçuyor böyle. Dışarı gitmeye hiç aklıma gelmedi. Allah diyorum, başka bir şey demiyorum. Ondan sonra bu çocuk geldi işte. Hastanede babasının yanındaydı. Hastaneden geldi. Anne çabuk dedi. Çabuk çıkar dedi. Anneciğim çabuk çık dedi. Hemen üstümüze bir şeyini alma, hemen almadan aşağı indik yavrum ayağımızda tellik. Ondan sonra bu sefer bizim evimiz otelin yanında. Otelin parkına vardık. Arabanın içindeki ortalık aydığına kadar orada durduk. Bu sefer dediler ki eltim haber verdi, telefon etti. Gel dedi burada bir kütüphane varmış biz orada duruyoruz sen de gel dediler. Oraya gittik. Çocuk geri babasının yanına hastaneye gitti. Ben de dedim ki çocuk geldi geri. Dedim ki oğlum gidek de evden ünüsünümü ilaçlarımı alayım dedim. Günde 4 yol ünüsülüm vuruyorum yavrum. Hastayım. Ondan sonra giderken tam caddenin içinde evimize yaklaşacağımız zaman ikinci deprem oldu. Yolda. Çocuk şeyle bir bana döndü baktı ki şekli başka çeşit olmuş çocuğun arabanın içinde. Şeyle burnunu bir köşe gibi yere kırdı. Yoksa evler neler hep üstümüz uçucuydu. Tozun içinde kaldık yavrum. Ben kova hastasıyım ya. Ha kova hastasısın. He duruyorum. Sandalyenin yatak. Yatağın bir şu tarafa gidiyor, bir şu tarafa. Kimse yok, bir tek ben. Allah deyip ortada geziyordu. Bütün çalışanlar? Yok, hiç kaçmış. Hepsi Allah kaçmış. Sizi bırakıp kaçtılar yani. Hepsi tabana inmişler. Sığınak var tabanda. Oraya inmişler. Ben tekim. Sonra Çocuk geldi Allah'a. Onu sallıyorlarmış yukarıya. Benim, o da babam var babam. Hasta mı var ki demişler. Güzel çocuk çıktı yukarıya. Bir araba getirdi. Arabaya beni bindirdi. Ben de sığınağa indirdi. Orada sığınakta durduk. Sabah... Anlamadığım nokta şu ya. Çalışanlar sizi bırakıp gitmiyor. Hiç kimse kalmadı. Bir tek benim. Ya benden başka. Yukarı çıkma diyorlar. Bir hastane bir benim. O da demiş ki babam var babam. Onu hasta mı kimse, vardı demiş. Bir tanesi geldi. Hemşire miydi başka biri miydi? Hem bir sakin ol diyor. Hem bir sakin ama dedim. Kimse kalmadı. Ben ne edeyim? Beni bırakıp gittiniz dedim. Nefes alamıyorum. Oksijenle bağlıyım. Oksijen çıktı mıydı ben ölürüm. Gidemiyorum. Çok çektim yavrum. Allah kimse çektirmesin. İlk ekmeği götüren ondan sonra Tanju Bey'miş. Belediye başkanı. Ben bu sefer bunu duyunca hastanede yatıyordum. Dedim ki aman dedim bu Tanju Bey'in yanına beni biri götürse dedim. Elini öperim, teşekkür ederim. İlk Elbistan'a giden oymuş. Ha, Allah razı olsun. Teşekkür ederim dedim. Ondan sonra komşunun şurada parka bakan kadın bana dedi ki seni ben götürürüm dedi. Görmek istiyorum. Evet, görmek istiyorum yavrum. Allah bin defa razı olsun. Ha? Öyle yavrum işte. Allah kısmet ederse gider görürüm, konuşurum.